Arkadaşlar YouTube Fizikle Barış kanalındayız arkadaşlar. Sadık Uygun yayınlarının LYS Spotlu Soru Bankası'nın çözümüne devam ediyorum. Test 11'e başlıyorum arkadaşlar. Konumuz moment ve denge konusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Evet, ilk sorumuz şöyle. Her bölmesinin uzunluğu D olan ağırlıksız çubuk F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisindedir. Çubuğa uygulanan kuvvetler şekildeki gibi olduğuna göre çubuğun dönme yönü ve bileşke torkun büyüklüğü için ne söylenir? Bakın nereden dönüyor arkadaşlar? Şu noktadan dönüyor. Önce bu işin bileşkeyi sorduğu için yönlere başlamamız Bakın kaç tane? Üç tane kuvvetimiz var. Her birinin torklarını hesap edelim. Birincinin torku, ikincinin torku ve üçüncünün torku diye hazırlık yapıyorum. Bakın birinci, bu O noktası dönme noktamızda. Şimdi F1 gibi bir ip tuttuğunuzu düşünün. Bu iple çektiğiniz zaman ne yapacaksınız? Çubuğu şöyle döndüreceğiz mi? O zaman bu bir eksi yönde döndürür. Sonra F2 gibi bir iple çektiğinizi düşünün. Ya da bu bir direksiyon gibi düşünün. Direksiyonu böyle çevirirsem O noktası burada merkez. Direksiyonu böyle çevirdiğiniz zaman artı yönde döndürdük mü? Üçüncünün ise uzantısı oradan geçtiği için hatırlarsanız nedir arkadaşlar? Uzantısı dönme noktasından geçen kuvvetlerin maalesef torku yoktur. Eğer bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşayan arkadaşlarım da varsa konu anlatımını yaptım arkadaşlar. Tork ve dengenin arkadaşlar moment ve denge diye bunu seyretme imkanı da sahip olacaklar. Şimdi neydi olayımız? Torkun değerini bulurken neydi? F ile D'yi çarpıyorduk. E o zaman birinci için başlıyorum. 5F çarpı dik uzaklığı neydi? F'in buraya olan uzaklığı ne kadar? Dik olarak D kadar. İkinci kuvvete başladım. 2F var. O'ya olan uzaklığı bakın. 2F'de. Bunun arasındaki uzaklık 2D. O zaman 2F çarpı 2D yaptı mı? Ve üçüncü zaten sıfırdı. Eldeki malzeme ne? Eksi 5F'de. Buradan ne geldi? Artı 4 fd geldi arkadaşlar. Dolayısıyla bileşkemizin cevabı eksi yönde Fd diye bir torp bulacağız. Dolayısıyla doğru cevabımız da E şıkkındaki gibi olacak arkadaşlar. Evet. Bir başka soru. Kenar uzunluğu 1 metre olan kare levhalardan oluşmuş ağırlıksız K cismi O noktasından dönebiliyormuş. Bakın O noktası dönme noktamız. Her birinin karenin kenarları ne kadardı? Birer metreydi hatırlatalım. F1, F2, F3 uygulanınca bileşke torkun büyüklüğü ve yönü nedir? Bakın sayfa düzleme dik veya içeri diye söylemiş. Hadi bakalım birinciyle başlayalım. Tork 1 neydi? 4 çarpı dik uzaklık. Bakın dik uzaklıkta sorun yaşayanlar şunu yapacak. F1 şöyle mi duruyor? Aynısından bir tane de dönme noktasına koyuyorum. Bakın o noktasına kalemin. Aralarındaki kalan mesafe 1, 2 kare. O zaman çarpı 2. Yani 8. O zaman hadi bakalım. Tor 2'ye geldim. Kuvvetimizin büyüklüğü 3. Çarpı dik uzaklık. Bakın 3 nasıl duruyor? Şöyle duruyor. Aynısından O'ya koyuyorum. Bakın ikisinin arasındaki uzaklık 2 kare. O zaman çarpı 2, 6. Tork 3'e geldim arkadaşlar. Nedir? 2 çarpı döndürme. Bakın şöyle bir kuvvet. O zaman aynısından buraya koydum. Bak aralarındaki kare sayısı 3. O zaman bu da 6 mı? Şimdi hadi bakalım uyanma zamanı. Şimdi kendimize göre bir yön seçelim. Bu yöne artı yön diyelim. Bu yöne eksi yön diyelim. F1 ne yapıyor? Bakın direksiyonun merkezi burada. F1 alttan tutuyor. Şöyle ittireceğiz mi direksiyonu bakın. Artı yönde çevirdik. F2 bakın direksiyon burada. Biz böyle ittiriyorum bakın. O zaman direksiyonu gene artı yönde çevireceğim. F3 ise direksiyonu böyle çekiyorum. O zaman eksi yönde. E bakın bunlar bir götürünce artı yönde 8 Nm'lik bir döndürme yaptık. Şimdi yöne geldik arkadaşlar. Buraya şimdi dikkat edin. Torkun yönü ayrı bir olaydır. Siz artı yönde döndürüyorsunuz. Ve sağ el kuralımız neydi arkadaşlar? Dört parmağınızı eğer ki döndürme yönüne koyarsak hangi yönde? Artı yöne boşta kalan baş parmağınız size torkun yönünü verecek. Bakın dört parmağınız bu yönde döndüğünü söylüyor mu? artı yön böyle biliyorsunuz. Böyle dönüyorsa boşta kalan baş parmak nereye geliyor? Sizlere doğru şu anda baktığınız ekrana doğru sayfa düzleminden dik ve dışarı doğru geliyor. Ve bunda nasıl gösteriyorduk? Nokta sembolü ile göstermiş. Ve denizlidir o zaman arkadaşlar. Evet ölçekli çizimde F1, F2, F3 kuvvetlerinin o noktasına göre torklarını soruyor bize. Ne yapıyoruz? Hemen bakın. Karelerin avantajı ne bize? Hem kuvvetlerin büyüklüklerini söylüyor hem de dik uzaklıkları. Bakın. Ve o zaman başlıyorum. Birincinin torku nedir? İkincinin torku ve üçüncünün torku diyeceğim. Şimdi birinci tork. Her karenin F olduğunu düşünürsem. Bunun büyüklüğü ne kadar? 2F çarpı dik uzaklık. Bakın F1 nasıl duruyor? Şöyle duruyor. Aynısından bir tane daha çektiğiniz anda bakın karelerin arasında bir kare var sadece. O zaman her karenin de D olduğunu bir de iddia edersem 2FD'dir. Peki ikinci kuvvete bakıyorum. Bakın ne oldu? Kuvvetimizin büyüklüğü F çarpı dik uzaklık. Bakın F burada duruyor değil mi? Aynısından bir tane de buraya koydum. Ne oldu? Aralarındaki mesafe 4 birimdir. F çarpı 4D. F3. Bakın kök ikili durumlarda bunu yapabilirsiniz. Bunun büyüklüğünü nasıl buluyorduk? F kök 2 değil mi? Çarpı dik uzaklık. Bakın birazcık değişik olacak bu. Çapraz böyle mi duruyor? Aynısından buraya koyarsam. iki kalemin arasında kalan mesafeyi nasıl gösterebiliriz arkadaşlar? Bakın kalemi buradan açalım başka bir tane. Şu değil midir? bakın. İkisinin arasında kalan mesafede şöyle çizdiğim mesafe. Ne kadar? Şurasının bir büyüklüğü kök 2. Bir daha kök 2 gelince 2 kök 2 d oldu mu arkadaşlar? Çarptım 2 çarpı 2 oldu. O da zaman bu da 4 fd yaptı mı? E bu 4, bu 4, bu da 2 olduğuna göre ne oldu? Tork 2 eşittir. Tork 3 büyüktür. Tork 1. O zaman doğru cevap da Bursa şıkkındaki gibi olacak arkadaşlar. <laughs> evet yine güzel bir soru. Ağırlığı ihmal edilen LFA o noktası etrafında dönebiliyormuş. Bakın o noktası burası. Bu kuvvetlerin, torkların F1, F2, F3 kuvvetlerin torkları ne yapıyoruz? Kuvvet çarpı dik uzaklık. O zaman hemen başlıyorum. Tork 1, tork 2 ve tork 3'ü hesaplayacağım. Sonra da sıralayacağım. Birinci kuvvetimizin değeri ne kadar? 2F. İkinci kuvvetimizin değeri F. Üçüncü kuvvetimizin değeri 3F. Yerisine Dik uzaklık. Bakın. F1 böyle mi duruyor? Aynısından o noktasına koyarsak aralarındaki mesafe bakın. Bir kare sadece. Yani D diyelim. F2 böyle duruyor. Aralarındaki mesafe bakın. 2D. F3 nasıl duruyor? Böyle duruyor. O zaman sen de öyle duracaksın kalemde. O zaman ne oldu aralarındaki mesafe? 1D. E ne oldu? Buranın cevabı 2. Buranın cevabı 2. Buranın cevabı 3 olduğuna göre ne oldu? Tork 3 büyük oldu. Tork 1 ile tork 2 birbirlerine eşit oldu. Dolayısıyla 3 büyük 1 ve 2 eşittir arkadaşlar. Evet 5. soruda dizgisel bir ufak bir sorun olmuş arkadaşlar. Basit bir düzeltme yaptım arkadaşlar. Ne olabilir diye değiştirdim. Bir de D şıkkını değiştirdim. Çünkü birazcık ufak bir şeye ihtiyacım var. O noktasından dönebilen çubuğa ayrı ayrı uygulanan kuvvetler çubuğu dengede tutuyormuş. Buna göre kuvvetlerin büyüklükleri. Şimdi her bir aynı çubuğu denge tutuyor mu? Evet. O zaman ne diyebiliriz? her birinin momentleri ya da torkları birbirlerine nedir arkadaşlar? Eşittir. E o zaman ne yapacağız? Bakın şuraya küçük d diyelim. O zaman ne diyebiliriz? F1 çarpı d eşittir. İkinciye bakın bu büyük bir uzaklıkta. Buna büyük d diyelim hadi. F2 çarpı büyük d. Burada ne yapacağız? Bakın F3'ün bir bileşeni böyle bir bileşeni böyle. Hatırlayalım. F3 kosinüs alfa. F3 sinüs alfa değil mi? O zaman ne olacak burada da? Şu moment noktasından geçtiği için işe yaramayacak. O zaman ne diyebiliriz? F3 sinüs alfada o da büyük D kadar uzakta oldu mu? Şimdi neydi olayımız? Şu kuvvetin yanındaki sayının küçük olması demek bunun ne olması demektir? Büyük. Şimdi bu verilere göre dikkat edin. Ne yapabiliriz? Şu ikiliye göre F2 eşittir. F3 çarpı sin alfa oldu mu arkadaşlar? Çünkü ikisinde D'leri aynı. Bakın F3'ün bir bileşeni F2'ye eşit değil mi? O zaman bu ne demektir? F3'ün kendisi kesinlikle F2'den büyüktü. Değil mi? Peki F1 ile F2'yi karşılaştırabilir miyiz o zaman? Evet. Bakın D'si küçük değil mi buna göre? O zaman kendisi büyük. O zaman F1 de F2'den büyük olacak mıdır? Muhtemelen o zaman F2'nin en küçük olduğu şıkkı aramamız gerekecekti arkadaşlar. Değil mi? İkisi de F2'den büyük. O yüzden Ceyhan şıkkındaki gibi olabilir. Bu ikiliyi karşılaştıramıyorum. Çünkü neden? Şu var. Sinüs alfadan değeriyle ister istemez sinüs biliyorsunuz birden küçük. Yanında da D var. Atıyorum belki bu D eşittir. D çarpı sin alfa olabilme ihtimali var. O yüzden e, soru işareti orası. O yüzden olabilir haline getirirsek soruyu da toparlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Dikkat edin. Düzgün türdeş eşit bölmeli çubuğuna ağırlığı P. Türdeş olunca ne yapıyorduk? Hemen ağırlığı buraya asıyorduk değil mi arkadaşlar? Şimdi... Çubuğun dengede kalabilmesi için nereden asılması lazım? Nereden? Bilmiyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan bir yerden asacağım diyelim. Değil mi? T. Attım. T neyi taşıyor arkadaşlar? Hepsini. 3, 4, 5, 2 daha. T'nin değerini ben biliyorum. 7P. Ve momentin bir özelliği var arkadaşlar. Bakın bir soruyla karşılaştığınızda nereden moment alırsan al. Her zaman şu geçerlidir. Toplam momenti sıfır yapmanız gerekir. Örnek. Şurası güzel mi? Buradan alalım. İstiyorsanız başka yerden de alabilirsiniz. Ama burayı aldım mesela. Ne var? yön anlamında bu aşağı çeviriyor. Bu da aşağı çeviriyor. Aşağı çeviriyor. Aşağı çeviriyor. Ama bu yukarı çeviriyor. O zaman ne diyeceğiz? Sıfır olabilmesi ne deriz? Aşağı çevirenlerin momentiyle yukarılar aynı olmalı. Bak aşağı çeviren başlıyorum. 2P var uzaklığı 1. P var buraya olan uzaklığı 3. Sonra bir P daha var uzaklığı 5. Bir de 3P var uzaklığı kaç? 6. Eşittir kim dengeliyor bunu? 7P'li gerilmeye sahip birip uzaklığını bilmiyorum. Bakın şuraya olan uzaklığını bilmiyorum. X o zaman x dedim. Bakın 2, 5 daha. 5, 10 etti. 18 daha. 28p eşittir. 7p çarpı x olursa x'in cevabı ne yaptı arkadaşlar? 4 birimmiş. Bu ne demek? Moment aldığınız yerden 4 birim ötesi. Kenarda moment almanın da avantajı var. Kimsenin aklına bu tarafa doğru 4 saymak gelmez. Buraya gider. 1, 2, 3, 4. O zaman ne oldu? M noktası bunun denge noktası olacaktır arkadaşlar. Evet. Testimizin sonuna geldik arkadaşlar test 12'de görüşmek üzere denge ve tork momente devam edeceğim arkadaşlar görüşmek üzere